Son e, iki konu vardı. Onları da konuşalım istiyorum hızlıca. İnsanoğlu Mars'ta yeni bir yaşam kuracak mı? E, son yıllarda yine popüler olan konulardan bir tanesi. Mars'ta bir yaşam söz konusu mu? Yakın gelecekte. 2020'lerde 30'larda gitme hedefi içinde olanlar var ama ben e, yakın zamanda böyle bir şeyin e, mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Mars'ın toprağı toksik. Yer çekimi dünyanın üçte biri e, miktarında. Dolayısıyla kemiklerde ve kaslarda çözülmelere Yol açıyor. Ee, atmosfer çok düşük basıncı. Dolayısıyla orada sadece tüple dolaşabiliyorsunuz. Devamlı oksijen üretmeniz gerekiyor. Evet, su olduğu için belki biraz oksijen üretebilirsiniz ama... Yani şu aşamada bir de radyasyon çok yüksek miktarda var. Ee, Mars'ın atmosferi olmadığı için e, radyasyon, e, uzaydan gelen radyasyon çok etkili oluyor. Uzun süre içerisinde orada yaşayan biri kanser olur. Dolayısıyla şimdilik Mars insanın yerleşmesi için müsait bir yer değil. Bazı formu, projeler var işte terraformasyon ne bileyim Mars'ın acaba manyetik alanını canlandırabilir miyiz büyük patlamalarla manyetik alan canlanınca uzun vade içerisinde atmosfer oluşur işte radyasyonu emer güvenli hale gelir böyle hayaller var ama e, bunların hiçbiri ya, şu andaki teknolojimizle yakın zamanda geliştirebileceğimiz şeyler değil en azından bizim ömrümüzde ben Mars'ta koloni kurulacağını göreceğimizi beklemiyor. Ay insan tabii çok yaratıcı, teknolojiyi çok ileriye götürebiliyor. Ne olacağını öngörmek müm mümkün değil. Çok ileride bunu başarabiliriz ama yakın zamanda ben bunu başarabileceğimizi ee, düşünmüyorum. Son